1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yayınla yeni ve Şifa Kapısı programımıza sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda pandemide, korona günlerinde kalp hastalıklarından, kalp rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Kalp hastalıkları ve kalp ve damar cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Ceren bizlerle birlikte olacaklar. Evet, koronada kalp hastalıkları, kalbimizi nasıl koruyacağız, nelere dikkat edeceğiz, pandemi sürecini değerlendireceğiz. Hocam evet, zor bir süreçten geçiyor. Evet, tabii. Evet. Artık bir yıl, üç aydır her gün gündemimizde pandemi, korona, birçok hastalıklar
ve en önemlisi kalp hastalığımız, kalp sağlığımız. Evet, hakikaten önemli bir zamandan geçiyoruz. Yani bütün dünya için, sadece Türkiye için değil, ciddi problemler. Milyonlarca insan öldü biliyorsunuz. Hem Covid'den dolayı hem de Covid'in işte belki hani çok ön planda çıkmadı ama kalp hastalığı da aslında sanıldığından daha fazla gözüküyor. Şöyle problem oldu kalp hastalığını değerlendirdiğimiz zaman. Bir, işte insanlar eve kapandı. Evet. Doktora gitmedi. Mesela o dönemde mesela normalde olması gereken kalp krizi oranları mesela düştü. Çünkü çoğu kişi evde geçirdi kalp krizini. O şekilde peki farkında kaybetti. Olamadılar mı? Yani işte olsa bile gitmiyor mesela. Gitmiyor. Önceden biliyorsunuz kalp krizinin en büyük belirtisi işte göğüs ağrısıdır. Böyle yürüdüğü zaman göğüs ağrısı olur, sıkıntı olur. Ama buna olsa bile gitmeyenler oldu ve bu kişiler maalesef böyle kalp krizi geçirenler oldu. Yani onu çok hem yayınlarda da görüyoruz hem de okuduğumuz şeylerde evet. görüyoruz. Bu bütün dünya için geçerli. Bir öyle oldu. Onun dışında bir de insanlar tabii eve kapandılar. İşte spor yapıyorlardı, yapamadılar. Evet. İşte şeyler arttı. Yaşam alanları çok daraldı. Hem stres, hem obezite yani bir kilo artışı. Bir taraftan kendimizi koruyalım derken bir taraftan da aslında zarar da verdik yani kendimize maalesef. Biraz. Yani bu her şeyin bir bedeli var tabii. Yani evet. böyle tamam virüsten korunuyoruz ama işte virüsten korunurken de insanların psikolojisi bozuldu, işte sağlığı bozuldu. Evet. Yani başka hastalıklar ilave oldu. Özellikle kalp bu konuda bence önemli bir yer tutuyor. Çünkü biliyorsunuz kalp hastalıklarının tetiklenmesinde mesela kilo son derece önemlidir. Mesela D vitamini çok önemlidir. İnsanlar işte gün ışığı görmedi. Vitaminsiz kaldı. Yani yürüyüş yapmadı, egzersiz yapmadı. Herkes biliyorsunuz bizde de egzersiz son derece önemli evet. Kalp hastalığını korumada kalp ve anlamada yani. Kalp tabii ki. Sağlığında yürüyüşün, tabii. Ve kilonun, çok önemi var. Tabii kilonun da çok önemi var. Yani bu bir kere bu olumsuz etkileri evet. oldu muhakkak. İşte insanların şekeri varsa şekeri daha da arttı. Tansiyonun yüksekliği varsa tansiyon kontrolü daha kötü oldu. Yani ben bunu bütün gelen poliklinik kontrollerinde falan da görüyorum. Herkesin 3-5 kilo alanlar var, 15 kilo alanlar var. İşte tansiyonu normalken tansiyon yükselenler var, şekeri evet. iyi giderken şeker seviyesi bozulanlar var. Tabii bunlar da tabii ki kalp ve damar sistemini son derece olumsuz etkileyen şeyler. Bir de bunun yanında ilave olarak işte Covid geçiren insanlarda da ciddi kalp problemleri olabiliyor. Biliyorsunuz bu Covid mikrobu bu bir ACE reseptör dediğimiz bir reseptör var. Reseptör yoluyla giriyor. Evet. O reseptör akciğerde olduğu gibi kalpte de var ve damarlarda da çok yaygın. Bu ACE dediğimiz yani şeyini yabancı dil şeyini söylersem angiotensin dönüştürücü enzim dediğimiz bir enzimin reseptörü var. Evet. Covid o reseptöre bağlı olarak giriyor ve bu aynı zamanda kalpte de ve damarlarda da özellikle çok. Tamam akciğeri tutuyor, problemler oluyor ama aynı zamanda kişilerde yani hem kalp damarlarında tıkanma hem normal diğer damarlarda da tıkanma zaten çok yaygın gözüküyor biliyorsun. Bu yüzden bundan dolayı zaten artık kan sulandırıcılar öyle damarda şeyden düşük molekül ağırlıklı heparin dediğimiz koldan ya da göbekten yapılan biliyorsunuz neredeyse rutinden bindi. Evet. Bu ilk başta bilinmiyordu tabii. Daha sonra da insanlar böyle patır patır ölünce, damar tıkanıkları olunca da pulmoner emboli dediğimiz yani bacak damar tıkanıp oradan akciğere atması arttı. Diğer damarlarda tıkanıklıklar arttı. Mesela şu anda rutinde bakıyoruz biz. Bazı testler, D-dimer diye bir test bakıyoruz mesela. O mesela yüksek çıkıyor. O da işte pıhtının olduğunu gösteren bir test. Yani demek ki vücutta bazı yerlerde pıhtılar oluşuyor. Bu pıhtı işte kalp dolu zaman kalp krizi, işte beyin dolu zaman kalp krizi ya da işte akciğer, bacak dolu zaman derin akciğer embolisi gibi ciddi problemler yaratabiliyor. Mesela biz burada bazen yoğun bakımlarda ben her gün geziyorum, hastaları izliyoruz. Bakıyorsun hasta iyiydi, işte oksijen iyiydi falan küt gidiyor. Ne olduğunu kimse anlamıyor. Yani burada tabii işte otopsi de yapamıyor. Yani bilimsel çalışma da çok yapamıyoruz. Bu kaç kişinin niçin öldü, hangi sebepten öldü, sadece akciğerden öldü, kalpten öldü, o da çok böyle tam anlaşılamıyor. Özellikle yoğun bakımda böyle ani ölümlerin altında büyük ihtimalle kalp problemleri çıkıyor. Evet. Yani evde de böyle ani ölümler var. Covid geçirip de ani ölenlerin altında genelde
kalp krizleri altta yatan en büyük sebep. Bir de pulmoner embol dediğimiz kalp olay. Kalp krizi ve kalp hastalıklarında kronik rahatsızlığı olanlar bu süreci biraz daha riskli geçirdiler. Tabii ki. Tabii. Yani zaten kronik hastalarınız varsa, özellikle kalp hastalarınız varsa, evet, diyelim ki biraz kalp yetmezliğiniz var. Kalbiniz biraz zayıf çalışıyor. Covid geçirdiniz. Akciğer dişinik tutuldu. Biliyorsunuz vücudun oksijene ihtiyacı var. Özellikle kalp yani zaten zayıf ise oksijen miktarı azalıyor bir. Evet. Bir de o akciğerdeki basınç yükseliyor. Kalbin önündeki yük artıyor. Yani kalp yetmezliği daha da ağırlaşıyor. Bir de bunun üzerine işte böyle damar tıkanıklıkları falan tabii ki çok ağır seyrediyor. Yani kalp problemi olanlarda, özellikle kalp ve damar problemi olanlarda COVID daha ağır seyrediyor. Peki hocam, ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Bir tane daha ilave edeyim. Bir de son mesela işte COVID geçiriyor. Özellikle genç insanlar hiçbir problemi yok gibi, evet, gözüküyor. Şimdi kardiyak MR yöntemiyle bayağı bir tarama var. Yani birkaç yerde işte İngiltere'de olsun, Almanya'da olsun, Türkiye'de yapıldı bu çalışma. Miyokardit dediğimiz kalp iltihabı doluyor. Kalp iltihabı. Yani miyokardit diyoruz. İşte bu normalde diğer gripler de yapıyor, diğer virüsler de yapıyor bunu, özellikle bu miyokardit. Ama bu sandığımızın çok daha üzerinde. Çalışmalarda %60'larda, %70'lerde mesela hiç problem olmamış, kalp hiç problem olmamış, hasta çok iyi. Ama 3 ay sonra bir kontrol kardiyak MR çekiliyor. MR'da bakıyorsun ciddi miyokardit bulguları var. Yani bir kısmı bulgu veriyor, bir kısmı vermiyor. Çoğu kişi biliyorsunuz işte nefesim daralıyor, işte halsizliğim, evet, işte oram ağrıyor, buram ağrıyor. Bunlar çok anlaşılamıyor da sebepleri. Bunların altlarında yatan sebeplerden bir tanesi de bu miyokarditler. Ve bu miyokarditler belki şu anda çok belirgin değil ama mesela 1-2 yıl sonra, 3 yıl sonra belki de bu kardiyomiyopati dediğimiz bu miyokarditlere bari gelişen kalbin zayıflama şeyi daha da artacak. Şu anda daha onu bilemiyoruz. O biraz daha uzun bir süreç. Yani ileride de uzun dönemde de bu COVID'in kalp üzerinde çok olumsuz etkileri olacağı düşünülüyor. Şu anda hani çok veri olmadığı için çok bir şey diyemiyoruz miyokardit konusunda, yani kardiyomiyopati konusunda. Yani öyle bir süreçlerde, evet. Neler yani çok ciddi çalışmalar var bu konuda. Evet. Özellikle bu kardiyak MR'ın mesela gündeme çok gelmesi. Eskiden kardiyak MR çok yapılmıyordu ama artık bu da yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de de yapılmaya başlandı. Yani COVID böyle sanıldığı gibi değil. Evet. Çok daha böyle sinsi ve yani kalp yönünden. Yani akciğerdeki şey tam belirgin. İşte oksijeni düşüyor, saturasyon düşüyor, tomografisi çekiyor. Çok belirgin şeyler var ama kalpteki bu bulguları her zaman göremiyoruz. Doğum bakımında da atlanıyor bu. İşte servis şeyde ya da evdeyken de atlanabiliyor. Böyle kardiyak MR falan da her yerde çekilmiyor. Yani hakikaten ciddi bir problemle karşı neler karşıyayız. Yapacağız? Neler yapacağız? İşte yani bu nasıl aşı, bunun aşıdan başka yolu yok. Yani bu işin aşıdan başka yolu yok. Ve siz bilim insanı olarak hep bunu savundunuz. Kesinlikle. Aşı, aşı, aşı beri, dediniz. Yani, yani virüs ilk gündeme geldi. Bunun aşıyla önlenebileceğini, evet, söylediniz. Bugün üzerinden 1 yıl 3 ay geçti ve siz yine aynı yani, aşıyı savunuyorsunuz. Zaten bu göründü. Zaten şu anda kanıtlandı, evet, da çoğu yerde. Mesela şimdi İngiltere açtı, işte İsrail açtı, Endonezya açtı. Nasıl açtılar? Çünkü onlar %50'sinden fazlasını aşıladılar. Yani zaten %50'den fazlasını aşıladığın zaman zaten işin hızını çok hızlı bir şekilde kesiyorsunuz. Şu an Türkiye'de... Kesiyorsunuz. Türkiye'de biraz işte yavaş gitti. İşte aşı tedarikinde problemler oldu. Bir ara işte biraz insanların kafaları karıştı. Ya maalesef şimdi şöyle bir şey var. Yani bu yani ben aslında bu aşı olayı hani çıktığından beri sosyal medyayı da takip ediyoruz. İşte diğer medyaları da takip ediyoruz. İnanılmaz bir kampanya bilgi var. Yani aşının olunmaması yönünde. Yani tamam, sanki aşı öyle bir şey yapıyor ki, yapıyorsun işte diyor ki damarım tıkanır, bilmem ne olur. Ama öyle bir şey yok. Yani olsa bile çok az. Yani yan etkilerinden yani, ziyade yani artılarına COVID, bakmak COVID'deki, gerekiyor. Yani COVID'in yaptığı hasar şu anda yani yapması çok zor. Ne yaparsanız yapın. Yani insanlar patır patır ölüyor. Yani ve artık genç, genç yaşlarda ölüyor. Artık 30-40 yaşlarında insanlar, ben etrafımda çok var maalesef görüyoruz. Allah'tan şimdi bizim biraz azaldı. Ama yani hiç şakası yok. Kimde ne yaptığı, evet, da belli değil. Yani anlamak da zor. Bazı muhtemelen genetik faktörler var içinde bu bağışıklık sistemiyle ilgili. Bazı kişiler özellikle bakıyorsun, bazı aileler birkaç bir şey oluyor ve hepsi birden kaybediliyor. Yani bazı ailelerde hiçbir şey olmuyor. Bu biraz genetik yatkınlık da var. Bu COVID ile ilgili olarak.
Onun için aşı son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yine ısrarla burada aşının çok faydalı olduğunu ve tek çözümü olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşının türlü, olunması gerektiği. Yani ilk başlarda bu biliyorsunuz oraya çıktığı zaman işte doğal bağışıklık denildi. İşte herkes işte hastalıktan geçirecek ve bu şekilde bağışıklık olacak denildi ama iş öyle olmadı. İngiltere önce onu yapayım dedi ama baktı bütün yoğun bakımlar doldu, insanlar sokaklarda ölmeye başladı. Evet. Yani bu işin öyle olmayacağı da artık anlaşıldı. Tek çare aşı. Başka evet, yorumumuz yok yani. Şu anda tek çare aşı. Eve kapanmak diyorsunuz. Aşı olmayanlara da mesajımız olsun. Kesinlikle. Aşınızı vurulmadıysanız, bilgi kirliliğiyle karşılaştıysanız ama mutlaka aşınızı hiçbir vurmak şey, zorundasınız. Şu Covid salgını kadar şu anda tehlikeli değil sağlık açısından baktığımız zaman. Evet. Yani aşı yapıyorsun da işte yok 10 yıl sonra ne olmuş bilmiyormuş. Ya, zaten olursan şurada 3 gün sonra ölüyorsun yani. Bak görüyorsun işte kalp problemler oluyor, kalp krizleri oluyor, insanlar evlerde tıkanıyor. Bir de bu işin ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutu ekonomi var. Çöküyor. Psikolojik boyutu var. İnanılmaz yani. Psikolojik boyutu çok daha büyük. Ve işte korona geçiren hastaların şu kişilerde şu da oluştu. Kalplerinde böyle hızlı çarpıntılar oluştu. Tabii. Kalpte de bir rahatsızlık bıraktı mı? Tabii damarlarda tıkanıklık yapıyor. Bir de şimdi şöyle o kalp genelde hızlanıyor. Hızlanmasının sebebi de işte biraz o oksijen yetersizliği. Yani oksijen yetmediği zaman, o oksijen azaldığı zaman kanda vücut onu kompanse etmek için kalbi hızlandırıyor. Kalp de yoruluyor bu arada. Zaten eğer kalbi yorgunsa çok daha ağır seyrediyor. Onun için zaten özellikle böyle ek hastalığı olanlar, özellikle kalp hastalığı olanlar normale göre böyle 3-4 katı daha fazla öldüler. Yani kayıplar oldu. Ağır geçirenler tabii, oldu. Tabii. Ağır geçirenler oldu. Kayıplar çok oldu. Kayıplar daha fazla oldu. Evet. Kronik rahatsızlığı olup evet, da işte evet. Kalp rahatsızlığı olanlarda çünkü kayıplar daha fazla oldu. Çünkü vücut bir şekilde onu tolere etmeye çalışıyor. İşte kalbi hızlandırıyor. İşte oksijen çünkü yetmediği için dokulara az oksijen gittiği için kalp mecbur fazla çalışmak zorunda kalıyor. Ama o da bir yere kadar işte. Eğer kişi dinçse, şeyse yine onu atlatabiliyor ama biraz zayıfsa onu atlatamıyor. Kalp sağlığımızı korumamız için. Yani o kalp sağlığı kalp koruması... Kalp sağlığımızı nasıl koruyacağız? İşte evet evlerdeyiz. Programımızın başında da söyledik. Evden dışarıya çıkamıyoruz. Aslında sizin hep yani, belirttiğiniz çok zor, noktalar zor, var. Önemli evet, kuş noktalar yani, var. Çok zor değil. Çok da karmaşık değil aslında. Çok da basit. Birincisi sigara ve tütün türü şey içmeyeceksiniz. Ve üzerinde hassasiyetle durmuş olduğunuz konu sigara. Kesinlikle. Sigara inanılmaz derecede zararlı. Az değil, orta değil, çok çok zararlı. Yani az olsaydı ben de içerdim yani. Eskiden öğrenciyken falan içtik zamanında. Ama işte kaç 25-26 yıl oldu içmiyorum. Yani deseler ki zararı yok, içerim yani ama yani zararı anlatılmayacak kadar çok. Özellikle damarlara ve kalbe yani. Kalp İnanılmaz. Ve yani kanserleri en geçtik. En büyük zehir, en yani büyük düşman. Kanserleri geçtik. Dil kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri, akciğer kanseri, mesane kanseri. Zaten bunların tek sebebi sigara. Evet. Tek sorumlusu yani. O çok %1 olan farklı sebeplerden olanlar var ama onlar %5'i geçmiyor toplamı. Yani %95'in bu demin saydım kanserin %95'in sebebi sigaradan. Ve aynı zamanda yani biz bazen işte bu çok sigara içenlerin aort damarları işte böyle genişliyor, anorizma oluyor, içeride pıhtılar birikiyor. Yani biz açıyoruz bakıyoruz, inanamazsın. O damar bu hale nasıl geldi? Sigara içen, içmeyen belli oluyor. Kesinlikle. Hayır sadece. Kesinlikle. Yani o sigara son derece önemli bir toplumsal sağlık problemi. İkincisi de kilo. Yani ben hep taktığım yine şeydir. Üzerinde hassasiyetle durmuş olduğumuz evet, kilo. Olmayacak. Yani vücut kitle endeksi diye bir şey var. Onun işte de. 25'in altına düşmeyecek. Yani göbek olmayacak. Aslında hani derler ya işte erkeğin işte şey göbektir işte falan böyle. Yani bu bel çevresi ve bu göbek kısmında kan kısmında yağlanma olmayacak. Çünkü bu yağlanma olduğu zaman bu karaciğerde de yağlanma olduğunu gösteriyor. Bu karaciğerde yağlanma olduğu zaman da işte şeker, kolesterol, tansiyon hepsi bozuluyor. Bütün denge bozuluyor. Karaciğer çünkü bizim metabolizmamızı çünkü sağlayan en önemli yer. Karaciğeri üzdüğümüz zaman o da bizi üzüyor. Ali Rıza Hocam, kilo birçok hastalığında habercisi. Yani zaten biliyorsunuz son yıllarda bu kalp damar hastalıkları dışında biliyorsunuz kilonun en büyük sebebinin bir şeyi de obezite ve hipertansiyon. Yani tansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kalp krizi daha ne olsa da ne sayayım yani. Aynı zamanda ilave olarak kanserlerde de biliyorsunuz obezitenin etkili olduğu, oransal olarak daha fazla olduğu gösterildi.
Yani çok ciddi bir sağlık problemi ve yani geleceğimizi de çocuklarımızı, torunlarımızın da çok bekleyen ciddi bir problem. Yani çünkü en büyük problemin bir tanesi işte düzenli hani spor yapamama ve bir de en önemlisi işte kötü beslenme. Sağlıksız çok beslenme. Kötü yani çok kötü. Şu anda televizyonlara açın bakın sürüsüyle işte şeker reklamı görürsünüz. Markete girin %80'i %90'ı şeker şeyi. Şekerden uzak mı durmamız kesinlikle gerekiyor Ali Rıza amca? Ben ağzıma sürmüyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Şekerli şeyi yiyip içmeme konusunda. Çayı şekersiz tüketsinler. Kesinlikle tabii kesinlikle. İçeceklerine şekersiz şeker tüketsinler. Atılan bir şey olmasın. Zaten şekeri gün içerisinde farklı besinlerden de alabiliyoruz. Evet. Zaten yani karbonhidratı zaten beslenmemizin zaten %60-70'i karbonhidrat. Evet. Yani karbonhidratı zaten çoğu şeyden alıyoruz. Yediğimiz bütün sebzelerden, bütün meyvelerden zaten karbonhidratı alıyoruz zaten. İlave olarak şeker yememize gerek yok. Şeker dediğimiz zaten 100 yıllık bir olay. 200 yıl önce şeker diye bir şey yoktu. Yani bu kadar obezite var mıydı? 200 yıl önce yoktu yani. İnsanlar zaten çalışıyordu. Şimdi yani bir hareketsizlik var. Oradan oraya giderken arabayla gidiyoruz. İşte asansörle çıkıyoruz. İnsanlar zaten hareketsiz. Zaten stresli. Bir de yedikleri şeyler çok kötü. İnşallah bakalım bizim devri işte bu konuda çok büyük ataklar yapıyor. İşte köylerde tarımı ve işte geliştirmeye çalışıyor tarımı ve hayvancılığı. Böyle doğal besinler, doğal yiyecekler. İşte böyle şekerden ve hamur işinden özellikle. Hamur işi de Türkiye'de maalesef çok kullanılıyor. Evet. O da en büyük obezite sebeplerinden bir tanesi. Bir de işte yani spor hobimiz az. Yani Türk milleti olarak öyle çok böyle düzenli spor yapmıyoruz. Bir alışkanlığımız yok. Hadi bazen işte yürüyelim falan diyoruz falan ama o bile çok çabuk sekteye uğratılabiliyor. Aslında herkesin bir spor hobisi olması lazım. İşte masa tenisi olur, tenis olur, voleybol, basketbol, yüzme. Hiç bilmiyorsan, hiç yapamıyorsan en azından koşu ya da yürüyüş yani. Hocam yok. Az önce dediniz yani bunun bir yaşı yok dediniz. Kalp sağlığında, kalp hastalıklarında bir yaş oranı yok dediniz. Evet şimdi eğitim sisteminde de tabii online verildiği için artık çocuklar da evde. Çok kötü. Çocuklar çok perişan durumdalar yani. Ve bu çocuklarımız gerçekten hiç alışık olmadıkları bir hani dört duvar arasında zamanlarını geçiriyorlar. Fazlasıyla kilo aldılar. Arıyorlar. Beslenme de çok kötü. Hareketsizlik, beslenme dediğiniz gibi. Yani bu özellikle işte bu fast food yiyecekler, hamburgerler. Yani son derece sağlıksız. Yani bu ileriye yönelik baktığımız zaman çok da yok, içecekler, iç açıcı bir mesela görüntü mesela o gazlı içecekler, işte o soğuk çaylara falan, ice'ler hep son derece zararlı. Yani maalesef çocuklar bunlara muzdarip kalıyorlar. Şeker konusunda bu işte cipsli mipsli gibi son derece sağlıksız böyle trans yağlarla kızartılmış evet. Yiyecekler. Ondan da glisemik indeksi yüksek yiyecekler. Maalesef buna çok mazgul oluyorlar. Çocuklara şimdi oturup da ev yemeği falan yediremiyoruz. Yemiyorlar yani. Çünkü artık onlar da gidip de bir türlü falan yaptığı zaman işte yok diyor. Diyoruz ya tencere yani, yemeği, anne yemeği. Artık onları yeni nesil gittikçe bundan uzaklaşıyor. Ve bu yani çocuklarımız ve belki torunlarımız belki daha da kötü olacak. Onun yani için bu alışkanlıklarımızın şöyle sonuna baktığımız zaman birçok hastalığın habercisi olarak da karşımıza çıkacak. En önemli hastalıklardan biri az önce Ali Rıza Hocam'ın bahsettiği gibi işte kalp ve damar hastalıkları diyoruz. İşte damar tıkanıklığından bahsettiğimiz. Tabii tabii. Zaten şu anda biliyorsunuz ölümlerin yani büyük bir kısmı kalp ve damar hastalıklarından. Evet. Onun hemen peşinden sigara, işte bir sigara diyorum, kanser. İşte ikisi başa baş zaten. Yani bu şu ana kadar anlattıklarım işte şekerdi, işte kiloydu, işte sigaraydı. Zaten bunlar sadece kalp damarı değil aynı zamanda kanser riskini de artıran faktörler. Yani konuştuk işte kanserlerin çok büyük bir kısmının tek sebebi sigara. Yani özellikle diyabet dediğiniz zaman diyabet inanılmaz bir hastalık. Bütün organları, bütün şeyleri vücudu etkileyen bir hastalık. Ve çok yaygın. Yani şu anda %35'lerde falan diyabet oranları Türkiye'de. Yani çok yüksek rakamlar. Eskiden bu kadar değildi. Yani son yıllarda artık bu çok arttı. Ve bunun üzerine bir de dünya genelindeki pandemi süreci
O da eklendi. İşte bu da tabii üzerine tuz biber oldu. Daha da arttı. İnsanlar daha da çok kilo aldı. Velhasıl sağlıksız bir nesil yetişiyor bana göre. Pandemi sürecinde ameliyatlarımızı biz ameliyatları devam ettik. Yani hocam, bu söyledik ya, dedik ki işte insanlar şeye hastanelere gelmiyor. İşte kalp krizlerini evlerde geçiriyorlar ve bu şekilde de ölümler çok oldu diye konuşmuştuk. Bu ilk şeyde, ilk atakta, ilk pandemi atağında mesela geçen Mart'la işte Mayıs arasındaki o dönemde bu çok oldu. Biz o zaman bütün şeyleri kapattık. Ameliyathaneleri, şeyleri kapattık. Tamamen Covid'e yöneldik. Ve o zaman da bu ciddi problemler yaşandı. Evet. Bu sefer biraz daha tecrübelendik tabii. Bu atakta mesela, bu üçüncü atakta ya da ikinci atakta da biz şeyi tamamen kapatmadık. Belirli bir yerlere sıkıştırdık COVID yoğun bakımını ve servisini ve çok sıkı önlemler aldık. Mesela bütün şimdi ilk zamanlarda biliyorsunuz PCR falan çok yapamıyorduk. Evet. Antikor testleri çok yoktu. Şimdi artık herkese hızlı bir şekilde PCR bakabiliyoruz ve hemen 2 saatte de sonucunu alıyoruz. Bu bizim elimizi çok güçlendirdi tabii. Bundan dolayı bütün sistemleri kapatmadık ama her yatan hastaya, her ameliyat olacak hastaya, her türlü işlem yapılacak hastaya, eğer ameliyat oluyorsa refakatçi kalacak, refakatçisine dahi PCR bakmaya başladık. Ve bu da bizim elimizi çok güçlendirdi. O yüzden böyle gönül rahatlığıyla biz mesela şimdi bu süreç içerisinde hem ikinci atakta pandemi atağında olsun hem üçüncü pandemi atağında olsun kalp ameliyatlarını devam ettik. Evet. Ve şimdi hiç başımıza yani bundan dolayı bir problem yaşamadık. Ama ilk zamanlarda yapıldığı zaman, ilk pandemide mesela çok yaşanıyordu. O zamanlar işte şey yoktu çok. PCR falan testi çok o zaman yaygın değildi. Sadece tabii yani hazırlıksız da yakalandık nihayetinde. Çok hazırlıksız, evet. Şimdi bayağı bir tecrübelendik ve PCR testi şeyimiz de bayağı arttı. O da bizi bayağı bir rahatlattı. Onun için biz ameliyatlarımıza falan yine devam ediyoruz. Ve genel olarak da diğer ameliyatlarda, hem kalp ameliyatları olsun, işte kanser ameliyatları olsun, diğer ameliyatlarda bu güvenlik önlemlerini aldığımız için rahatça yapabiliyoruz. Hocam tabii az önce konuşmamızda işte gıdalarımıza dikkat edeceğiz dediniz. Çünkü pandemi sürecinde işte alınan kilolardan bahsettiniz. Evet. Bunun kalp sağlığı açısından zararlarından bahsettiniz ama pandemi sürecinde kalp damar hastalığını korumak için neler tüketmeliyiz? Yani kalp damar hastalığının oluşmasının sebebi yine şeker ve hamur işi. Evet. Yani bunları bir kere tüketmeyeceğiz. Alkolü çok az. Ya da işte mümkün olduğu kadar az. Çünkü alkol de biliyorsunuz bir şeker. Onun dışında et, balık, tavuk istediğimiz kadar yiyebiliriz. Sebzelerin her türlüsü çok rahat yiyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında meyveleri tabii ki yiyeceğiz ama meyveleri de abartmamak lazım. Oturup da bir kilo meyve ya da yememek lazım. Mesela mevsim ise işte elma ise bir yarım elma, yarım ayva. Porsiyonlara böyle. Tabii tabii. Daha onlar biraz daha az tüketerek. Mesela akşam 6'dan sonra 5'ten sonra mümkün olduğu kadar yemek yememeliyiz. Özellikle böyle hamur işi ve ekmekli ve işte pirinç pilavı da diğer pilavlardı. Mümkün olduğu kadar glisemik indeksi yüksek olan böyle karbonhidratları mümkün olduğu kadar kaçırmamız gerekiyor. Onun dışında balık son dereceyi, mesela balık yiyebiliyorsak, balık imkanımız varsa son dereceyi, yani tavuk eti biraz tabii biliyorsunuz son yıllarda biraz şeyi ayar kaçtı orada biraz. Bu endüstrileşmiş sistemden dolayı ama yine de tavuk da yenebilir. Kırmızı et zaten yenir. Süt ürünleri sıkıntı yok. Yumurta sıkıntı yok. Yani ben özellikle yiyeceklerimizden ziyade yemeyeceklerimiz daha ön plan atıyorum. Mesela cevizli, fındıklı bunlar mesela çok faydalı. Tüketmek çok faydalı. İşte güneşe çıkmak lazım. D vitamini biliyorsunuz çok önemli. Kalp hastalıkları için de çok önemli. Ama şekerli, içine şeker atılmış yiyecekler ve hamur işi mümkün olduğu kadar yemeyin. Yani işte diyorlar karnımız doymuyor. İşte ben sabah kahvaltıda işte ekmeksiz yiyemem diyor ama insanlar alışıyor. Hocam hep ben güzel şeylerdi zararlı ama güzel, yiyecekler. Güzel ya, olan her şey zararlı. Baklava çok güzel ama zararlı. Ama az yersek
Porsiyon ben yemiyorum, sen yiyebilirsin. Porsiyonu düşürürsek tadımlık olsa da. Ben unuttum tadını vallahi. Ben ne hiç tatlı yemiyorum. Yani ben zaten normalde hani iştahım çok çok böyle yemek yerim. Yani yemek yemeyi severim. İşte kilo almamak için sıra ben de hani ben çok fazla spor yapamadı. Bir omuz rahatsızlığı oldu. Sporu biraz azaltınca daha da böyle kıstım yiyecekleri. En azından böyle yani glisemik indeksi yüksek dediğimiz yani böyle yediğin anda kana hızlı karışan yiyecekleri mümkün olduğu kadar yememeye çalışıyorum. İşte bunların en birisi şeker, o biri de işte ekmek ve hamur işi. Yani bunların yani beyazlardan uzak duracağız. Evet. Beyaz, iki beyaz özellikle. Yani tansiyonun problemi yoksa hani tuz için çok bir şey söylemiyorum ama ekmek ve şeker için yani mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Evet, tehlike çanları orada çalıyor. Evet, çünkü o zaman kilo kontrolü çok zor. Yani ben onlara dikkat ettiğim halde ancak böyle zor idare yani, ediyorum yani. Sizin gibi bu kadar hani baktığımız ama zaman çok zayıf, dikkat ediyorum. Fit. Yani mesela sabah mesela kahvaltı yapıyorum. Muhakkak bir tane işte az pişmiş yumurta haşlanmış. Onu elime alıyorum. İşte zeytin peyniri, iki çeşit peynir oluyor. İşte domates, salatalık, kırmızı biber, yeşil biber doğranmış. Onu peki yiyorum mesela. Peki çay tüketimi? Çay tüketilebilir. Çayın bir zararı yok. Çayın ama işte yemek de yok. Tüketmek çok iyi değil. O da demir elimini azaltıyor biliyorsun. Demirin bağırsaklardan kana karışmasını engelliyor. Demiri bağlıyor çayda o madde. Onun için çayı da yemekten bir 2-3 saat sonra içmek lazım. Peki hocam, stresin kalbimize zarar var mı? Olmaz mı? Stres en ciddi problemlerden bir tanesi. Yani stresin her şeye zararı var. Sadece kalp değil. Yani bütün hormonsal sistemleri etkiliyor. Bütün bağışıklık sistemini etkiliyor. Yani özellikle bu Covid'de de son derece önemli. Şimdi Covid'de evde duruyoruz. Evde dahi maske kullanıyoruz. Maskeye dikkat ediyoruz. Elimizden geldiği kadar çıkartmamaya evde maskeye gayret... çok gerek yok. Çıkartmamaya gayret gösteriyoruz elimizden geldiği kadar. İşte çocuklarımızı, büyüklerimizi korumak için. Tabii yaklaşmıyoruz artık. Uzaktan birbirimize... Evet. Yani bu Covid dediğim gibi stresi tabii arttırdı. Yani o da işi biraz kötüye götürdü. Ama işte o bu stresle baş etmeyi de öğrenmemiz lazım. Bir şekilde işte eve kapandık ama belki evde spor yapabilirsiniz. Yani spor şeyler yapabilirsiniz. Belki evde iletişimi, aile içi iletişimini falan hani güçlendirip daha iyi zaman geçirebilirsiniz gibi. Aslında bir takım avantajları da var yani. Hocam, yani güçlendirdik mi sizce? Yoksa tamamen i̇şte, kendimizi çok dijital noktada kendimizi tamamen böyle telefondu, internetti, evet, sosyal medyaydı. Yeni nesil biraz kötü. Artık televizyon evet. Demiyoruz, sosyal medya, dijital ortamlar artık daha çok. Evet, haklısınız o konuda. İlgimizi çekiyor. Evet, haklısınız. Ama stresle baş etme de ayrı bir meziyet. Onu da insanların belki yaşla öğreniyor. Yani gençler belki bunu çok beceremiyorlar ama yaşla insanların bence bir stresle baş etme yöntemlerini öğrenmesi lazım. Uygulaması lazım. Yani ben mesela şimdi 20 yaşımdaki halimle şimdiki çok fark var yani. Yani bir şey tamam bir problem olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman bunu çok uzatmadan yani çözmek lazım. Stresi. Uzatırsanız ciddi problemler. Bu kalbi de etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Büyük zararları bütün, var. Bütün organlar, bütün sistemler ve mesela bütün hastalıklar etkiliyor. Mesela ani üzüntüler, ani heyecanlar. Yani sadece kalp değil, bütün otoimmün hastalıklardan tut, bütün işte romatizmal hastalıklardan tut, kanserlerden tut, kalp hastalıkları, işte bağışıklık sisteminin bozulmasına bağlı enfeksiyonlar, aklınıza ne geliyorsa. Yani kalbimizi yormamamız mı gerekiyor? Tabii ki. Yani kalp aslında yorulmaz. Kalp kendisi otomatik olarak çalışıyor zaten. Ama onu işte üzmemek lazım. Sağlıklı çalışması için de üzmeyeceğiz evet, kalbimizi. Sigara içmeyeceğiz, kilo almayacağız, tansiyonumuzu yükseltmeyeceğiz, şeker hastası olmayacağız. İşte düzenli spor yapacağız. Çünkü düzenli spor yapmanın da kalbe çok faydası var. Hani kalp onda çok çalışıyor, yoruluyor gibi insanlar evet. Düşünüyor ama öyle değil. Zaman içerisinde düzenli bir spor yaptığınız zaman o kalp hız zaten normale göre daha yavaş çalışıyor ve kalp daha biraz belki büyüyor ama o büyüme iyi bir büyüme. Çok sert hale gelmiyor, daha yumuşak bir büyüme oluyor.
ve kalp sağlığı çok daha yoğun ileriki yıllarda yaşlandığımız zaman falan da çok faydasını görüyoruz onun. Ama kalp ameliyatı olan hastalarımıza siz sporu da veriyorsunuz. Tabii ki, tabii. Yürüyüşü tabii, çok tabii, veriyorsunuz. Bypass olan hastalarımız yani, için. Tabii, kesinlikle. Kalbinde herhangi bir işte anjiyo olanlar için. Herkes için. Herkes için gerekli. Evet. Ama kalp içinde muhakkak tabii. Olanlar için daha tabii, kesinlikle. Üzerinde hassasiyetle çok da üzerine duruyoruz sporun. Yani bizim işte bypass ameliyatı yapıyoruz hastalara. Yani eğer ben şimdi bu 30 yıldır yani kendi gözlemim için söylüyorum. Bu yani bu bilimsel yayınlar da bunu böyle olduğunu söylüyor. Kendine dikkat edenler diyelim ki 15 yılda yaptığımız damarlar tıkanıyorsa dikkat etmeyenler 5 yılda tıkanıyor. Neredeyse iki katı belki şeyler var, oranlar farklar var. Evet. Onun için ondan sonraki dönemlerde de işte sigara alışkanlığı, işte kilo alışkanlığı, spor yapma alışkanlığı, yemek yeme alışkanlıkları, hayat tarzı değişiklikleri diyoruz biz buna. Bu hayat tarzı değişiklikleri son derece etkili. Hayat tarzımızı değiştirdi mi pandemi? Şu anda kötü yönde değiştirdi. Ama inşallah o ileride... Bunu iyi yöne çevirmek için aşı. De sizin mesajlarınız çok önemli. Diyorsunuz ki herkes aşılansın, evet. En büyük mesajım. Başka yol yok yani. Evet. Başka çaremiz yok. Ve görüyorsunuz biz bu aşı olmadığı sürece de bundan kurtulamayacağız da. Yani bu ataklar 1, 2, 3 bitmez yani. Ancak aşıyla bitirebiliriz bunu. Aşısız bitiremeyiz. Evet, aşımızı vurunacağız. Kesinlikle. Ondan sonra zaten aşı karşıtlarına fırsat vermeden... Evet. Aşımızı vurmam. Çünkü çok bir sosyal medyada bu konuyla ilgili çok şeyler söyleniyor. Onlara çok dikkat etmemek lazım. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Son mesajınız nedir diyoruz? Son mesajım herkese aşımızı vurun diyorsunuz. Evet, aşımızı olalım. Aşı son derece önemli. Herkese de sağlıklı, mutlu. Kalbinizi yormayın. Evet. Çünkü korona günlerinde çok önemli bir süreçti. Kalp sağlığı ve kalp hastalıkları geçiren kişilerin bu süreci biraz zor geçirdiğini şahit olduk. Ne diyoruz? Güzel günler, sağlıklı günler bizim olsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bu hafta da Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Pandemi günlerinde, korona günlerinde kalp hastalıklarından bahsettik. Ve değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kalp ve damar cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Ceren bizlerle birliktelerdi. Ne dedi hocam? Aşımızı vurunacağız. Evet, bu zorlu sürecin tek bir ilacı var, tek bir çaresi var. O da aşı. Ne yapıyoruz? Aşılarımızın zamanı geldiği zaman vurunuyoruz diyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Şifa Kapısı programından ayrılmayın efendim. Haftaya sizlerle olma ümidiyle. Hoşça kalın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda,
daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50